Yönetim Katı programına hoş geldiniz efendim. Her hafta burada EkoTürk ekranlarında Yönetim Katı programında sektörünün önde gelen isimleriyle, o iş dünyasının liderleriyle birlikte ekonomik gelişmeleri ve beklentileri konuşuyoruz. İşte bugünkü konuğumuz da tatilsepeti.com CEO'su Kaan Karayal. Hoş geldiniz Kaan Bey yayınımıza. Hoş bulduk. Merhabalar Melisa Hanım. Merhabalar. Şimdi turizm deyince ve gündemde Rusya-Ukrayna savaşı olunca bizim iki önemli pazarımız Rusya ve Ukrayna birleştiğinde Almanya'da var tabii bizim ana pazarlardan biri ama şimdi Rusya ana pazarlarımızdan biri malumunuz. Dolayısıyla öncelikle ben sizin bu konuya ilişkin görüşünüzü merak ediyorum. Şu anda mevcut durum nedir? Yani rezervasyonlara ilişkin eminim sizin sayfadan da rezervasyonlar geçmişte yapılıyordur. Geçtiğimiz yıllarla kıyasladığımızda aynı dönemleri nasıl bir tablo önümüzde var an itibariyle? Evet, şimdi Melisa Hanım, valla turizmcilerin herhalde ileride üzerine tezler yazılacak. Hani her türlü sorunu yıllardır, herhalde 2015'ten beri yaşamadığımız sorun turizmciler olarak kalmadı. 2015'te Rus uçağının düşürülmesiyle başlayan bir krizi, arkasından işte Sultanahmet bombalama olayı, arkasından darbe teşebbüsü, arkasından Covid-19, tam bu sene her şey düzene girdi, turizmcilerin yüzü gülecek derken bu savaş durumu ortaya çıktı. Geçmiş yıllarda bu Suriye ile ilgili konular bazen Avrupalılar üzerinde tedirginlikler yaratıyordu. Zaman zaman işte bir gerilim artınca rezervasyonlar azalırdı. Sonra tekrar düzelirdi ama bu seferki gerçekten çift yönlü bir kriz olarak görüyorum ben. Sadece Ukraynalı Rus turistin seyahat kısıtlaması değil konu. Bir de ekonomik olarak da şimdi Rus tarafında baktığımız zaman bir dolar 70 rublelerden 150 rubleleri gördü. Şimdi sanırım 110'larda bir dengelenme çabasında ama tabii bu Haziran Temmuz ayında ne olacak hiç kestirmek mümkün değil. 200 mü olur yoksa tekrar 80'e mi iner? Bunu öngörebilen de yok. Ödemelerle ilgili biliyorsunuz çıkan kısıtlamalar işte yurt dışına para çıkışları ile ilgili kısıtlamalar vesaire bunların da etkileri var ama yani sadece savaş tarafı değil bir taraftan da ekonomik anlamdaki kısıtlamalar da turistin hareketini zorlayacak. Ama her şeye rağmen bir avantaj da var. Türkiye turizm anlamında avantaj diyeyim. Tabii ki savaşın hiçbir şekilde avantajından bahsetmek hoş olmasa da Türk turizm anlamında baktığımızda Avrupalıların kabul etmediği bir Ruslar durumu varken gidebilecekleri Maldivler, Dubai ve Türkiye dışında çok fazla seçenek de kalmamış durumda. Dolayısıyla maddi anlamda sıkıntı yaşamayan Rusların da aslında belki de en çok odaklanacağı bölge olacak Türkiye turizm anlamında. Hani burada daha nitelikli, daha çok para harcayan turiste yönelik bir avantaj ortaya çıkacak. Ama daha orta sınıf baktığımız zaman otellerdeki Rusların gelişleriyle ilgili ekonomik anlamda da yani savaşı bitirdiğimizi düşünelim. Belki tabii kimse öngöremiyor ama belki 15 gün sonra savaş bitti tamam ateşkes çekildik vesaire bunları konuşuyor olacağız. Yaz sezonuna geldiğimizde savaşla ilgili bir konu olacak ama ekonomik etkenler muhtemelen devam ediyor olacak. Bunların hepsinin etkilerini o kadar çok bilinmez var ki gerçekten turizmci de otelci de kendi önünü göremez durumda şu anda. Kimse tam olarak ne yapacağını ve nasıl bir strateji uygulayacağını bilmiyor. Yaklaşık 4-5 milyon bu sene Rusya'dan turist bekleniyordu. 2 milyonun üzerinde belki 2,5-3 milyona yakın Ukraynalı turist bekleniyordu. Muhtemelen Ukraynalıların gelmesi savaş bitse dahi çok zor olabilir. Ruslar eğer dediğim gibi ekonomik yaptırımlardan kurtulabilirlerse bir şekilde tekrar dönüp gelebilirler. Hani Rus halkının savaştan daha az etkilendiğini düşünürsek. Yine sezon olarak Türkiye turizmini zor bir sene bekliyor açıkçası. Covid'in yaralarının tam sarılacağı, Covid'in gündemden kalktığı sene bir de böyle bir sıkıntı oldu. Ama yine olumlu tarafından bakalım. Avrupa tarafından rezervasyonlar Türkiye tarafında çok iyi. İngiltere olsun, Almanya olsun, diğer Avrupa ülkeleri olsun. Talep yüksek. İnsanlar da özellikle Avrupalılar da tatil yapmayı özledi. Bu Covid döneminde çok insan hiç tatile çıkamadı. Seyahat kısıtlamalarıyla birlikte iki yazın evde geçiren
Avrupalılar oldu. Bunların yoğun bir talebi olacak. Rusya, Ukrayna ve Avrupalı'nın hepsinin iyi gitmesi durumunda zaten yerli turistin bu sefer sıkıntısı olacaktı. Çünkü yerli turistin alışkanlığı daha çok son dakika satın alma üzerine. Biz de tatil sepeti olarak ana pazarımız iç pazar yerli turist olduğu için biz de bunun açıkçası sıkıntısını yaşıyorduk. Çünkü Avrupalı turist erkenden almayı sever. Bizim yerli turistimiz daha çok son dakikacıdır. Ama son dakikada yer bulamama sıkıntıları olacağını öngörüyorduk. Şu anda eğer bu durum olursa yine yerli turizm de ön plana çıkacak. Yerli turist sayısı da ciddi bir artış yaşanabilir. Çünkü yer olmadığı zaman dolayısıyla fiyatlar da artıyor. İlk küçülen pazar iç pazar oluyordu. Valla çok değişkenli, çok bilinmeyenli bir sezon geçireceğiz. Umarım otelciler için çok da büyük sorunlar yaşanmaz. Çünkü bazı bölgelerde, özellikle Kemer bölgesinde hiç Avrupa kontratı olmayan oteller mevcut. Tamamen Rus odaklı çalışan, otelin %70'ini, %80'ini Rus ve Ukraynalı'ya ayırmış olan oteller mevcut. Tabii bunlar için iş daha bir zor olacak. Diğer bölgeler, Avrupa'nın ağırlığının yüksek olduğu bölgelerde çok ciddi sorunlar yaşanmaz ama işte belli başlı bölgelerde ve belli başlı otellerde bir takım sıkıntılar yaşanacağı aşikar diyebiliriz. Umarım savaş da çok uzun sürmez. Ekonomik yaptırımlar da daha çabuk ortadan kalkar. Çünkü belki burada bir al-ver meselesi olacak. İşte bir pazarlığa dönülecek, Ruslar çekilecek, ekonomik yaptırımlar kalkacak. Yani hiç öngörmediğimiz şeyler de olabilir. Bir anda her şey tekrar terse de dönebilir. Belki ruble tekrar işte 1 dolar 110 rubleden belki tekrar 80 rubleye düşecek. Ekonomik olarak o sıkıntılar ortadan kalkacak. Yani bilmediğimiz çok konu var. Yani biz turizmciler olarak zaten bilmiyoruz ama ekonomistlerin de öngöremediği birçok konu var. Dolayısıyla bütün bunların sonucunda yaz sezonunda neler olacağını hep birlikte yaşayıp göreceğiz diye düşünüyorum. Evet, şimdi ben arkadaşlarımızdan da rica edeyim. Türkiye'ye giriş yapan turist sayısı olarak baktığımız zaman Rusya ve Ukrayna pazarının öneminin de biraz anlaşılması adına 2021'de Rusya'dan 4,6 milyon turist, Ukrayna'dan 2 milyon turist gelmiş ama 2019'da çok pardon 6,7 milyon turist Rusya'dan 1,5 milyon da Ukrayna'dan gelmiş. Şimdi Şimdi şunu soracağım. Bu 2 milyon, siz de bahsettiniz, 2-2,5 milyon Ukrayna'da var diye gelen turist. Bu eğer bu sene gelemeyecek gibi görünüyor herhalde. Biz bunu nasıl ikame edebiliriz? Yani yeni pazarlara bu kadar kısa sürede açılabilir miyiz? Ne dersiniz? Ya aslında şöyle Avrupa tarafında bu arada çok çok sevimsiz şeyler de oluyor. Yani açıkçası Avrupalı turist şu anda Rusların olduğu otele yani bir artık iş birazcık ülkelerin savaşından çok halkların da böyle birbirine karşı bir antipatisi noktasına da geldi. Bu çok da sevimsiz, çok hoşuma gitti bunu söylerken ama Avrupalı turist muhtemelen bu yaz zaten Rusların olduğu yerlere gitmek istemeyecek. Bu noktada hani oteller sanki pazarları zaten bölüştürmek zorunda kalacak. Avrupalı alan oteller ve Rusları kabul eden oteller gibi sevimsiz noktalara da gidiyor iş. Bunları baktığımız zaman Avrupalı turiste daha hızlı bir büyüme yaşayabiliriz. Yani 2000 şimdi biz 2020'yi zaten pek saymayalım çünkü orası her şeyin kapalı olduğu dönem. 2021'de tam olarak potansiyellerin yerine gelmediği bir dönem. Ama 2019-2018 sayılarına baktığımızda oradan gelecek Rus eksiğini Avrupalı ile bir kısmını kapatabiliriz. Yeni pazarlara tabii ki açılmak zorundayız. Yani bundan 15 sene önce olup örnek vereyim İsrail pazarı belki şimdi tekrar bir yakınlaşma ile birlikte tekrar açılabilir ama bunlar tabii çok kısa sürede bugünden Mart ayında karar verdik Haziran'da turistler gelsin olmuyor bu uçakların organize edilmesi çünkü bu tarz büyük hareketler, kitle hareketleri, milyonlarca kişiler tarifeli uçaklarla gelmiyor. Önden ayarlanmış özel charter uçaklar, onların planlanmaları yapılmış olması gerekiyor.
Yani bugün Mart ayında biz karar verdik. Aa, Rusya gelmiyor. Hadi başka pazarlar. O biraz zor. Zor. Ama oturup 2020, 2023'e şimdiden hazırlanmamız lazım ki çeşitlilik zaten bunun için önemli. Şimdi biz bir noktaya çok odaklandığımız zaman aslında biraz önce söyleyeyim belki otelcilerin de hatası. Avrupa kontratı yapmıyor çünkü işte biz Rus'tan daha iyi ücret karşılığı yolcu alıyoruz. Tamam alıyorsun ama bunların hepsi bir sigorta gibi düşünmek lazım. Bütün işte ekonomik kanalında konuşuyoruz. Hani hep söylenen şey yumurtaları bir sepete koymayın. Biz tamam Rus'tan çok iyi pazar payı alıyoruz. İşte çok iyi de fiyat veriyoruz. %100'ünü Rus'a alalım. İşte en ufak sıkıntı da bu sefer oteller zor duruma düşüyor. Bu çeşitliliği Peki. yakalayabilmek çok önemli. Yani hiçbir pazarın ağırlığı bir otelde %20'yi 30'u geçmemeli. İç pazarın buradaki önemi yine ortaya çıkıyor. Çünkü iç pazar her zaman turizmin sigortası gibi. Yani 2020 yılında bile Temmuz ayında işte biliyorsunuz Haziran'ın sonuna kadar her şey kapalıydı. Temmuz, Ağustos bir açılma oldu. O dönem otellerin birçoğunu kurtaran yine yerli turist oldu. Çok hızlı hareket edebilen bir pazarız biz iç pazar olarak. Bir anda uygun fiyatı ya da işte uygun kampanya verdiğimizde Türk turiste bir anda çok ciddi satış alabiliyoruz. Ama işte bunu hep son dakika sıkışırsak uygun fiyat veririz, Türkleri alırız gibi düşünmek yerine bunu bir sigorta gibi önceden erken rezervasyon kampanyalarıyla yani oteldeki yerli turist oranını da belli bir seviyede tutulması çok önemli. Avrupa ülkelerine birbirine yakın oranlarda bölünmesi de çok önemli. Bütün bunları yaptığımız zaman, bu çeşitliliği sağladığımız zaman bu krizlerden daha az etkilenir durumda olacağız diye Evet. umut ediyorum ama Siz bayağı önemli aslında noktalara değindiniz şu anda. Bahsettiğiniz konular Türk turizmi için kritik. Ben şimdi birkaç rakamı da söyleyeceğim. Ekrana biraz önce yansıdı Rusya ve Ukrayna'dan bize gelen turist sayısı. Peki bu turist sayısı normalde bizim listede ne ifade ediyor? O kısım zaten önemli. Çünkü ülke sıralamasında Rusya 4,6 milyon kişiyle birinci ve ikinci Almanya. Ki siz de sektörün içindesiniz. Normalde geçmiş dönemlerin birincisi hep Almanya'ydı. Rusya ve Almanya arasında bir gidip gelirdi bu sıralama. Ama geçtiğimiz sene Almanya 3 milyon kişiyle ikinci ve üçüncü de Ukrayna 2 milyon turistle. Dolayısıyla biz aslında ilk üçte ilk iki pardon birinci ve üçüncü pazarımızda sıkıntı yaşayacakmışız gibi gözüküyor ki bunları da Bulgaristan ve İran izliyormuş. Şimdi sizin dediğiniz nokta önemli tabii. Çünkü biz Antalya'da ağırlıklı olarak Rus ve Alman turisti ağırladığımız için oradaki otellerde bir bölümü genelde Almanların olduğu oteller bölgesi gibi anılır. Bir bölümü de Rusların olduğu oteller bölgesi gibi Kesinlikle. anılır. Ben geçmişte turizm muhabirliği yapmış biriyim. Dolayısıyla Antalya'yı da iyi bilirim. Şimdi orada siz kendiniz paket satan bir şirket olarak nasıl bir strateji gütmeyi düşünüyor oteller? Hani onlarla da irtibat halindesiniz. Hani bu denge nasıl kurulacak? Ve şu anda mevcut durumda da başladı mı rezervasyonlar? Çünkü dediğiniz gibi Avrupalılar önden başlarlar rezervasyonu ama Rusların mevcut Tabii. durumda rezervasyon yapması pek kolay gözükmüyor herhalde an itibariyle. Evet, olanların da iptalleri söz konusu. Ama şimdi şöyle iki tane nokta söyleyeyim ben size. Şimdi bir Avrupalı turistin erken alması tabii çok büyük bir avantaj. Bu sene İngiltere'de Almanya pazarı da muhtemelen çok iyi olacak. İngiltere pazarı birazcık daha Ege'yi sever. Almanlar daha çok Antalyacıdır ama ikisi de çok önemli pazarlar. İngiltere'de ciddi bir artış olacak gibi görünüyor. Almanya tarafında ciddi bir artış olacak. Diğer Avrupa ülkelerinden ciddi artışlar yaşanacak. Bunları tam olarak tabii ki telafi etmesi mümkün değil ama yine de bir can suyu olacaktır oradaki büyümeler. Ukrayna'nın toparlanması çok zor. Rusya'da da o kadar enteresan şeyler var ki yani bugün toparlandı dediğim gibi. Aslında uçakların bir kısmı Avrupalı şirketler tarafından leasing de alınmıştı. İngiliz şirketleri, bankaları bunu lease ederken ya da bütün sigortalarını, reasuranslarını İngiltere tarafından yapılırken onların iptal edilmesi bu ambargo ile birlikte yani şimdi bir Rus uçağı bir kısmına da leasing şirketleri geri çağırdı uçaklarını ama bugün Rus'un elinde uçağı olsa İngiltere üzerinden yapması gereken bir sigortalama işlemini yapamıyor. Yani uçarken başka sıkıntılar da söz konusu. Yani o Rusya pazarını toparlamak tekrar o uçakları planlayabilmek falan çok kolay olmayacak. Yani her şeyi toparladığımız noktada bile Rusya'nın toparlanması
Bu sene için çok kolay değil. Ama dediğim gibi üst segmentini de almak için bir avantaj olabilir. Çünkü gidebilecekleri, yani İtalya'ya, İspanya'ya gidemeyecekler, Fransa'ya gidemeyecekler, Yunanistan'a gidemeyeceklerse gelebilecekleri yerlerden biri Türkiye. Bizim Bodrum herhalde biraz burada öne çıkar gibi duruyor. Ne dersiniz? Ya Bodrum aslında şeyin Türkiye'nin en kozmopolit tatil beldesi diyeyim. Yani İngilizinin de Almanının da Rus'un da işte diğer Orta Avrupa ülkelerinin de herkesin özellikle de iç pazarında herkesin sevdiği bir yer. Ve çok çeşitlilik var. O yüzden aslında Bodrum otelleri bu tarz bir ülkeyle yaşanabilecek krizlerde çok fazla etkilenmiyor. Onların telafisini çok daha kolay yapıyor. Aslında biraz önce bahsettiğim çeşitlilik de buydu. Yani Bodrum'da gerçekten güzel bir çeşitlilik var ve otelci herhangi bir ülkeyle yaşanabilecek bir krizde ya da o ülkenin kendi içinde yaşayacak krizde kendini bir şekilde daha kolay telafi edebiliyor. Ama bazı bölgeler, özellikle Kemer bölgesi yıllardan beri hep Ruslara o kadar odaklanmışlar ki yani bir bölgeye bu kadar bel bağladığın zaman o bölgede yaşanan yani biz zaten unuturuz. Ben size söyleyeyim. Önümüzdeki sene konular bitsin. Bütün bugün yaşadıklarımız da unutulacak. Yine Ruslar 5 dolar 10 dolar fazla verirse yine bütün kontenjanlar Ruslara verilecek. Kimse demeyecek ki ya biz 2022'de böyle bir sıkıntı yaşamıştık. Çeşitliliğe gidelim demeyecek. Yine 5 dolar fazla verenin kontratını yapıp oraya odaklanacağız. Ne yazık ki biz hafızası çok hem sektör olarak hem ülke olarak hafızamız çok güçlü değil ve bunlardan çok ders çıkaramıyoruz. Ama dediğim gibi Kemer bölgesi yine yani oranın bu saatten sonra Rusların tekrar o uçakları organize edip getirebilmesi çok kolay değil. Ekonomiyi toparlasalar uçakları toparlamak zor. Savaş bitse işte başka sıkıntılar var. Hep bir belki ambargolar devam edecek, belki ekonomik ambargoların yaraları sarılmamış olacak. Yani çok bilemiyoruz ama Rusya'nın toparlanması çok mümkün değil. İşte diğer Avrupa ülkelerinden 300 bin oradan, 500 bin oradan artışlarla bir şekilde telafi edilmeye çalışılacak. Ama Son Türkiye bir için de bu dakikamız sene bu arada, gerçekten... yani şunu merak ediyorum ben. Son bir dakikamız şu anda sizin mevcut rezervasyonlarınızda peki öne çıkan hangi ülkeler var yurt dışından? Çünkü bahsettiğiniz Avrupalılar önceden yaparlar genelde rezervasyonlarını diye. Şimdi biz daha çok tatil sepeti olarak odağımız iç pazar ama sektörün içinde olduğumuz için size söyleyeyim. Vaktimiz de kısa. İngiltere ve Almanya şu anda öne çıkıyor. Muhtemelen Hollanda pazarı da iyi olacak. Geçmiş yıllarda, çok eski yıllarda biz bu İskandinav ülkelerinde çok çok daha güçlüydük. Şimdi mesela biraz önce sorduğunuz sorunun cevabı olarak belki tekrardan oralara yeni ataklar, yeni tanıtım stratejileriyle gidilmesi lazım. Yani önümüzde yeni pazarları büyütmek için çok vakit yok ama yani bir yerden sıfırdan 3 milyon turiste çıkamayız. Ama 2 milyonları 2,5'lara işte 3 milyonları 3 milyon 300 bin lira taşıyabilerek bu süreçten en az yarayla atlatabiliriz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Dolayısıyla Buyurun. Almanya pazarından alabileceğimizin maksimumunu almalıyız. İngiltere pazarından alabileceğimizin maksimumunu almalıyız. Bu şekilde yaraları otelciler tarafından sarabiliriz. İç pazara da otelcilerin ilgisi çok daha fazla olacak şimdi bu yaşananlardan sonra. İç pazar yani yerli turistimiz için de burada güzel, özellikle şu anda çok güzel kampanyalarla bir şekilde bu Rusya'dan dolayı açılan kontenjanları güzel kampanyalarla oteller destekliyor iç pazarı. İç pazarda bir şekilde otellerin yarasını sarması için güzel olacak ve aslında iç pazar için de güzel bir avantaj. Yani yerli turistin de gerçekten hiç olmadığı kadar tatile ihtiyacı var bu sene. Evet fiyatlar pahalı. Çünkü otellerin de maliyetleri çok artmış durumda. Hem enerji anlamında biliyorsunuz otelin en büyük gideri enerjidir. Onlar yükseldi. Personeldir. Biliyorsunuz asgari ücrette geçen yıla göre %50 artış oldu. Yiyecek içecek fiyatlarındaki artışları yüksek. Otellerin de maliyetleri yüksek. Ama yerli turistin de gerçekten tatile ihtiyacı var. Herkesin şu üzerindeki artık bir stresi atması için bu yaz güzel bir
Umarım iyi bir yaz olacak. Herkesin bir üzerindeki stresi atması, önümüzdeki 2023'e daha iyi hazırlanması için iyi olacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum sevgili Kaan Karayel, Tatil Sepeti CEO'su. Ben size teşekkür Biz de ederim. Umuyoruz ki iyi bir sezon geçiririz bu sene ki tam da koronanın yaralarını saramamışken diyelim ve sizi de yeniden görüşmek üzere diyerek tekrardan efendim yeniden bekleriz diye notumuzu da düşelim. Ve yönetim katına burada son veriyoruz. Haftaya yeniden aynı saatte görüşmek üzere şimdilik. Hoşça kalın.